İyi geceler. Ben Doktor Rıza Nur hakkında soru soracaktım. Buyurun. Bildiğiniz gibi 1935 yılında Hayatım ve Hatıratım adlı bir kitap yazıyor ve British Evet. Museum'a 1960 yılında yayınlanması şartıyla Evet. bağışlıyor. Kitabın dördüncü cildinde Mustafa Kemal Atatürk hakkında gerçekten çok ciddi ithamlar bulunmakta. Ve Evet. bugün sosyal medyada özellikle Facebook gibi sosyal medyalarda Atatürk'ü karalamak için bir kaynak olarak kullanılıyor. Evet. Bunun hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Teşekkürler. Vallahi kullananlar da onu pek Rıza Nur'dan daha sıhhatli değiller. Yani bu tip şeyleri arşivde olur, okursunuz. Bir bakımdan diyorum. Çünkü bu Rıza Nur, Doktor Rıza Nur değerli bir adamdır. Tarih bilir. Çok metodik değildir tabii. Yani 20. yüzyılın başında o metodu ve o bilgi birikimini, o sentezi yapan adama büyük tarihçi denmez. Avrupa çapında hiç denmez, mukayese edilmez Rusya ile falan. Hatta artık Türkiye'de yeşermeye başlayan genç tarihçiler ekolü içinde de yeri yoktur. Mesela Fuat Köprülü gibi bir adamla mukayese edilmez. İşte sonradan buraya makam müşteci olarak, mülteci olarak geldi ama Zeki Velidi hoca gibi tarihi coğrafyacı da edilmez. Fakat o yazdığı hatırat içinde hezeyan doludur. Sağlıklı bir bünye değildir. Olmayacak şeyler kadın dedikodularına başvurmuştur. O kadın dedikodularının ne kadar sıhhatli olduğu ters bir şeydir. Ayrıca kendini bilen bir münevverin böyle bir şeyler yazması ne kadar doğrudur. Çünkü basılsın diyor, yazıp bir yeri de saklamıyor. Şimdi onu da 50 sene sonra tekrardan çıkarıp, yani benim okuduğumdan sonra bile 40 yıl geçmiş. Şimdi Facebook'a vermek, yani bu işte elinizdeki aletleri, bu müthiş teknolojik icadı böyle ucuzca kullanmak pek akıllıca değil. Orada unutmayın, düpedüz eski rejimin haklı veya haksız, mutedil veya gayrimutedil, belki aşırı kızgınlık duyan insanların dedikoduları vardır. Mesela en kötülerinden birisi, maalesef Latife Hanım bazı şeyleri İstanbul'daki eski sınıfın hatunlarıyla konuşmuş, abartarak belki. Onlar abartılarak dedikodu halinde Rıza Nur Bey'e geliyor. Yani bu Rıza Nur Bey de onu artık nasıl çıkarıyor? Senetsiz sepetsiz yazıyor. Bunlarla tarihin anlaşılması mümkün değildir. Psikolojik bir portre çizerken belki kullanabilirsiniz ama müstakil bir tarihi kaynak olması mümkün değildir. Hiç kimse için değildir bu. Yani sırf Mustafa Kemal Paşa için, Atatürk için değil, herhangi bir kimse için de yazılamaz. Yani böyle Abdülhamit yazılmaz, böyle Vahdettin yazılmaz, böyle Menderes yazılmaz. Yani bunlar nakıs fikirlerdir ve maalesef Balkanlılara has hastalıklardır. Yani iyi eğitim görmeyen, mantıklı düşünmeye alışmayan toplumların aydınları böyle şeyler yazarlar. O çok açık. Rıza Nur Bey'e bakarsanız Lozan Anlaşması'nı o yapmıştır zaten. Kafasından onun geçmiştir. Bütün güzel şeyler anlaşmıştır. Aksayan yönler varsa o da İsmet Paşa, tırnak içinde melunun. Oğlum ben anlamıyorum ya. Arkadaşlar açık ve net bir şey söyleyeceğim. Bre amına koduklarım. Suudi Arabistan'da kadınlar bugün daha yeni araba sürmeye başladılar. Yani bir şeyin farkına varın. Yani bugün bizim kadınlarımız araba sürüp istedikleri gibi sokakta falan dolaşabiliyorlarsa Atatürk sayesinde. Artık atlatın abi bunları. Yani Atatürk'ü beğenmeme lüksünü nasıl buluyorsunuz lan? Nasıl ya? Ben anlamıyorum ya. Of. Bunu kafanıza sokun abi. Bunu kafanıza sokun. Yani sen gidip adam gibi caminde namaz kılabiliyorsan bu da Atatürk'ün sayesinde. Ne olacaktı? İngiliz mandası altında, Yunan işgali altında namaz mı kılacaktın sen? Neyin hayalini kuruyor? Ne düşünülüyor şu an yani? Ben anlamıyorum.
Deli bu insanlar ya. Kafayı yemişler. İyi yemişler ama kafayı. Lan Atatürk Osmanlı'yı yıktı lan it. Kanka bunu şakasına yazmış ol, olur mu? Ne olur bunu şakasına yazmış ol. Cidden yazdıysan yani ruhuna el fat. Dünden kalma itliklerimiz devam ediyor değil mi? Gerçek kesit itleri. Siz gerçek kesit itlerisiniz oğlum.